de aslında aynı şekilde aynı görüşleri dile getiriyorsunuz Hakan Öztürk gibi. Bunun ileriye taşınması gerektiği yönünde. Levent Üzümcü'ye döneceğim ben çünkü merak ediyorum 31 Mart seçimleri sonrası Türkiye nasıl bir Türkiye oldu? O vatandaşın iktidara gösterdiği sarı kartı hala bir şekilde algılamamış bir iktidar görüyoruz biz Taksim'de ya daha doğrusu 1 Mayıs'ta yaşandığı gibi bu uyarıyı o sarı kartı dikkate almayan bir iktidar görüyoruz. Bundan sonra bir değişiklik bekliyor mu Levent Üzümcü? Hani 3,5 ya da 4 sene hani zamanında olursa da 2028'e ya da biraz daha erken tarihlerde yapılacak olan seçime kadar aslında 42 bin güvenlik görevlisinden bahsetti Sezgin Tanrıkulu ki Davut Gül İstanbul Valisi'nin telaffuz ettiği rakamdır bu. Yani Türkiye'de bir ilçenin nüfusu kadar bir güvenlik görevlisinin görev yaptığı bir şeyden bahsediyoruz. Aslında bu kişiler Taksim'de güvenliği sağlasaydı gayet huzur içerisinde o güvenliğin de sağlandığı bir ortamda bu 1 Mayıs kutlaması gerçekleşmez miydi? Niçin hani olumsuz tarafını dikkate alıp ona göre davranıyor iktidar? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? İster istemez böyle yapacak. Bazen bizler rasyonel bir algı yeteneğinin dışa vurumunu bekliyoruz. Akılın, fikrin, izanın, vicdanın yansımasını bekliyoruz. Fakat atladığımız bir mevzu var. Bazı insanlarda bu yetenekler yoktur. Bu insani yeteneklere sahip değildir bazı insanlar. Bazı insanlar konuşularak anlaşılabilecek insanlar değildir. Konuşarak anlaşmazlar. Yol yöntem bilmezler. Sadece vurdu kırdı bilirler. Sadece hayt huyt bilirler. Ve bunu da bir şekilde özellikle bu siyaset yapan birisi ise toplumun kendisine göstermiş olduğu teveccühü kendi gittiği yolda devam etmek olarak da görebilir. Bizler maalesef'tir ki Türkiye'nin siyasi yapısı çok seçkin, seçici bir yapı olmadığından dolayı ister istemez siyaset arenası genellikle, lütfen buradaki siyasetçiler üstlerine alınmasınlar, rica ederim. Genellikle Türkiye'deki siyasetin yapısı ticaretle çok içli dışlı bir hal almaya başladı. Muaf tutulurlar, bir takım ihaleler verirler. Siyasetin kendi içerisindeki dinamiklerini değiştirirler, dönüştürürler. Böyle bir Anadolu tarzı dediğimiz ilginç bir şey çıkar karşımıza, siyasetçi görünümü çıkar karşımıza. Sürekli siyasetten nemalanmaya çalışan, sürekli işte bir şekilde o siyaset arenasının içerisinde görünmeye çalışan insanlardır bunlar. Bugün Türkiye'de Türkiye'yi yöneten siyasi birliktelikte o siyasi birlikteliğin elemanlarından hangi biri o siyasi birlikteliğin liderlerinden bir tanesine bu cekede bu kravat olmamış diyebilir. Geçiyorum artık bunları hani burada yanlış karar aldığından geçtim artık yahu bu kravat bu cekede uymamış kaç kişi diyebilir bu siyasi arena içerisinde. Bu siyasi arena içerisinde tek adamlığın getirdiği yozlaşmanın ne boyuta geldiğini adayları üzerinden görebildik biz son yapılan seçimde. Çünkü hiç kimse hiç kimseyi tanımıyor. Bilmiyorlar. Bir tane adam çıkıyor ben adayım diyor. Evet çapı yetmemiş, eğitimi yetmemiş, bilgisi yetmemiş. Nereye gittiğini bilmiyor, nerede neyi açtığını bilmiyor, neyi kapadığını bilmiyor. Bunu da söylüyor herkesin gözü önünde. Şehre yabancı, o şehirden değil. Çünkü kişi bulunamıyor. Çünkü bu anlattığım yapı, bu eleştirilemez bir rockstar havasında oluşturmuş olan bu yapı sonuçta Türkiye'nin bugün geldiği bu çıkmazın da mimarıdır aynı zamanda. Bu seçimin sonuçlarından sonra biz araştıracağız bunun neyi araştırıyorsunuz? Kim olacak yani? Bu seçimin yarattığı sonucu araştırmanın ne alemi var?
tek başına bir liderlik anlayışıyla iki tane işte siyasi lider, siyasi partileriyle birlikte siyaset yapıyorlar. İşte birisi diğerinin 4,5 oyuna muhtaç. Çünkü kilit bir hale almış durumda. Öbürü işte bir rockstar edasında. Ben ne dersem olur, hayt derim hayt, huyt derim huyt. Ona da gider yaparım, buna da gider yaparım. Arkadan ticaretimi de yaparım. Ama 1 Ocak'ta bütün Filistin'e destekçileri toplarım. Onlara da bol bol veririm gazı, veririm gazı. Olmuyor işte. Olmuyor. Bakın sonuçta haritanın akıl almaz yerleri, Adıyaman gibi, Kilis gibi, Kastamonu gibi akıl almaz yerleri, bizim tahayyüllerimizin çok üzerinde olan yerler resmen kırmızı kartı gösterdiler, haritayı kırmızıya boyuyor. Yani çok şaşırdığım yerlerden biridir Manisa. Türkiye'de sağın kalesidir Manisa. Manisa'nın rengi değişti, ilçeleriyle birlikte değişti. Neredeyse tulum çıkarılıyordu Manisa'da. Çok şaşırdığım yerlerden bir tanesi Afyon ve Kütahya'dır. Ben Ege'liyim, sizin bildiğiniz gibi Zeynel Bey. Ben Afyon'la Kütahya'yı kırmızı görünce inanamadım. Balıkesir'le Bursa'yı görebileceğimizin ihtimali vardı ama Afyon ve Kütahya'yı ben 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi benim Afyon'la Kütahya'yı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanacağı. Çünkü hepimiz Ege'de yaşıyoruz, hepimiz birbirimize aşinayız, biliyoruz. Manisa'ya ne kadar şaşırdıysam oraya da o kadar şaşırdım. İnanılır gibi değil. Ama bana sorduklarında ne bekliyorsun diye sorduklarında ben çok büyük bir ihtimalle 1994'ün 27 Mart seçimlerine benzeyecek bu seçim. Alınan sonuçlarla birileri karalar bağlayacak demiştin zaten. Ama ben dedim diye bu böyle olmadı. Sadece görebildiğim şey oydu. Belliydi nereye doğru gidildiği. Çünkü bu ekonomiyi sen batırdın, sen düzelt. Düzeltemiyorsan ben belediyeleri alayım oldu. Yani halk dedi bunu. Biz o zaman belediyeleri başkalarına verelim dedi. Bu ilk uyarımızdır dedi. Ekonomiyi düzeltmeden zannetmiyorum ki bir erken seçime gidilsin. Ekonomiyi düzelterek, o şeylere bakılarak, sonuçlara bakılarak, anketlere bakılarak bir karar verilecektir bundan sonrasında. Ama ben bu yuvarlanan garabetin, siyasi garabetin bir daha belini doğrultabileceğine, hangi şiddetlikle olursa olsun başarabileceğini zannetmiyorum. Evet, şimdi önümüzdeki dönemde ne zaman seçim olacak bilmiyoruz ama 2,5-3 yıl içerisinde seçimin olabileceğine dair öngörüler var deneyimli siyasetçiler tarafından. Tabii bakacağız önümüzdeki günlerde ne olacak. Hakan Öztürk, son söz sizde. Yaklaşık bir 4-5 dakikamız var. Şimdi şunu soracağım size de, bu son seçimlerden sonra özellikle de örgütlenmeyi çok iyi becerebilen sol ve sosyalist partiler üyelerini bir şekilde belediye seçimlerinde organize etmeye çalışmalarına rağmen vatandaş mevcut iktidara sarı kart ya da kırmızı kart, Levent Üzümcü'nün söylediği gibi bazı yerlerde göstermeyi tercih etti. Dolayısıyla hani o partilerin üyeleri ya da seçmenleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönlendiler gibi geliyor bana. Belki de işte bu yasakların bitebilmesi için hani AKP'nin karşısında güçlü bir muhalefet olması gerekiyor.